Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Değerli izleyenler, bugün haber turumuza çok önemli bir haberle başlıyoruz. Yeni Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde tarihi imzalar atıldı. Haberin detayları geliyor. Aksaray Belediyesi ve TOKİ güvencesiyle dev proje olan ve merakla beklenen modern Yeni Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde imzalar atıldı. TOKİ Başkanı Ergün Turan ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı müjdeyi verdi. Tabii Aksaray'daki küçük sanayi sitesini yapıp uzun zamandır görüştüğümüz bir konu. Türkiye'de yapılan en önemli projelerden bir tanesi. Toplu konut idaresi için de gerçekten örnek projelerden bir tanesi. Tabii çok büyük bir proje. Hazırlık aşamaları sürdü, hamdolsun. Şimdi bitti. Sayın vekillerimiz, belediye başkanımız, burada oda başkanı arkadaşlarımız uzun zamandır takibinde yapıyordu. İnşallah bugün günlerden salı en geç bir hafta içerisinde ihale tarihini almış olacağız. Şu anda dosya projeler dairesinden ihale dairesine gitti. Son maliyet kontrolleri yapılıp ihaleye çıkmış olacak. Bu şu demek, inşallah 2 ay içerisinde inşaata başlayacağız anlamına gelir. Bunu da müjdelemiş olalım. Evet, küçük sanayi sitemiz Allah'a çok şükür şu an itibariyle artık startını veriyor. Proje çalışması sizlerin de bildiği gibi göreve başladığımız andan itibaren teknik ekibimizle beraber çok yoğun gayretler göstererek oda başkanlarımızla bizlere destek olarak sanayi esnafımızı mutlu sona kavuşturuyoruz. Az önce TOKİ Başkanımızın açıklamalarını dinledik. Şu anda ihalesine başlattı. Önümüzdeki haftalarda inşallah ihale internetten de yayınlanacak ve daha sonra da yapımına geçilecek. Ve bunu da en kısa zamanda başlatıp çok kısa bir sürede de teslim etmeyi planlıyor. Ben başta kıymetli vekillerime, ardından oda başkanlarıma, sonra da buradaki teknik elemanlarıma, başkan yardımcıma, müdürlerime ve bu projede emeği geçen bütün herkese canı yürekten teşekkür etmek istiyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Aksaray Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Organize Sanayi Bölgesi ve Aksaray Üniversitesi arasında 3 milyon metrekare alan üzerine yapılacak olan sanayi projesinde bir hafta içerisinde ihaleye çıkılacak. TOKİ Başkanı Ergün Turan ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı arasında atılan imzalarla proje kesin olarak hayata geçti. İmzaların atılmasıyla 375 milyon liralık Yeni Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bir hafta içerisinde ihaleye çıkılacak ve dev sanayi projesinin temellerinin ise 2 ay içerisinde atılması planlanıyor. Sağlıksız koşullarda faaliyetlerini sürdüren sanayi esnafımız, modern ve günün ihtiyaçlarına cevap veren iş yerlerine sahip olacağı gibi yüzleri güldürecek dev projenin imza töreninde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya, Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serden Geçti, Madeni Sanatkarlar ve Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Üçkulak ve Ağaç İşleri Odası Başkanı Mesut Konuk eşlik etti. Küçük sanayi sitesi, yeni bir küçük sanayi yolculuğu nihayete eriyor inşallah. Önümüzde günlerde ihaleye çıkıyoruz. Muhtemelen 2018'in Şubat'ı gibi filan da kazmaya vururuz diye bekliyoruz. Hayırlı olsun memleketimize, Aksaray'ımıza, esnafımıza. Rabbim hayırlar getirsin. Aksaray'ın gözü aydın. Aksaray'ın küçük sanayi esnafının gözü aydın. Bugün küçük sanayi sitesinin taşınması projesinin sonuna geldik. İhale talimatı verildi. İnşaat ihalesi. Şimdi bu ölü bir sezon olduğu için ihaleyi alan firma altyapı çalışmalarını ve hazırlıklarını yapacak. İnşallah inşaat mevsimi başladığında, Şubat sonu Mart başında da inşaatımız hızla başlayacak. Türkiye'nin en hızlı inşaat yapan firması TOKİ biliyorsunuz. En kısa zamanda bu dükkanları yapıp sahiplerine teslim edeceğiz inşallah. Çok uğraştık bu proje için. Hayırlı olsun Aksaray'a. Küçük sanayi esnafımıza, ustalarımıza, mal sahiplerine, alacak insanlara da hayırlı olsun. Bol bereketli kazançlar olsun. Bütün Aksaray'a saygı ve sevgilerimizi ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Türk TOKİ kurumundayız şu an. Vekillerimiz, belediye başkanımız, Musal vekilim, Cengiz Aydoğdu vekilim, belediye başkanımız, Musal başkanımızla beraber TOKİ başkanımızın ziyaretinden çıkmış bulunuyoruz şimdi. Allah izin verirse sözünü de aldık. Bir haftaya kadar ihale tarihimiz açıklanacak. Kendi bizzat, bizler de böyle. Zaten kendi açıklaması da var. Onu da göreceksiniz. Allah izin verirse bu işin ilk önemli adımını atmış olduk. Buradan da müjdesini vermek istiyorum. Herkese saygılar, sevgiler. Sayın Aksaraylı esnaf ve sanatkar kardeşlerim, bugün ondan sonra TOKİ'den az önce çıktık ve TOKİ başkanımızın
gerekli açıklamanı aldık. Bir haftaya kadar sözünü aldık inşallah. Vekillerimiz, belediye başkanımız bu projeye emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor. Saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Aksaray'ımıza, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olması temennilerinde bulunuyorum. Önemli temaslar ve görüşmeler için Ankara'da bulunan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehircilik Şurası'na da katıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ankara'da Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımlarıyla gerçekleşen Şehircilik Şurası'na katıldı. Şehircilik Şurası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Türkiye'nin yeni şehirleşme vizyonunun gelişen ve değişen koşulları çerçevesinde başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özasekin'in şura kararlarının yer aldığı sonuç bildirisini açıkladığı genel kurula 300 akademisyen, kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütlerinden katılım sağlanıyor. Şehircilik Şurası'nın ana başlıklarını şehirlerimizde kimlik planlama ve tasarım, kentsel dönüşüm, şehirleşme, göç ve uyum, şehirleşmenin yeni vizyonunda yerel yönetimler rolü başlıkları yer alıyor. Fen İşleri Müdürlüğü şehrin muhtelif yerlerinde yol ve kaldırım yapım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlayan Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi ekipleri Fatih Mahallesi Ziraat Caddesi ve Ereğli Kapı Küçük Kergi Caddesi'nde asfalt, kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra yayaların daha rahat yürüyebilmeleri için kaldırım döşeme çalışmalarında tüm hızıyla devam ettiriyor. Aksaray Belediyesi hayata geçirdiği projelerle hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi engel tanımayan vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği projelerle hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Engel tanımayan vatandaşların akülü araçlarını şarj edebilecekleri istasyonlar kent merkezinde farklı noktalarda hizmette. Engelli araç şarj istasyonları sayesinde vatandaşlar akülü araçlarını şarj ederek yollarına devam edebiliyor. Ulu Cami ve Kent Meydanı'nda aracını şarj etmek için istasyona gelen engelliler, 24 saat hizmet verecek şekilde tasarlanan istasyonlarda akülü araçlarını şarj edebiliyorlar. Aracını şarj etmek için istasyona gelecek olan engelliler, şarj esnasında istedikleri bir hizmet tanıtım videosunu ve şarj miktarı durum göstergesini istasyon üzerinde bulunan ekrandan izleyebiliyor. 24 saat hizmet verecek şekilde tasarlanan istasyonlarda -10 ve +55 dereceye kadar hava koşullarında çalışma, 3 aracı aynı anda şarj edebilme, akü dolduğunda otomatik olarak şarjı kesme özelliğine sahip. Ayrıca istasyonların bulunduğu noktalar, ücretsiz internetin kullanılabildiği noktalar. Aksaray Bayanlar Handbol Süper Ligi'ne ev sahipliği yaptı. Bayanlar Handbol Süper Ligi'nde mücadele eden A takımların altyapısı olarak bilinen genç kızlar kategorisinde birinci etap puanlamalı müsabakalar Aksaray'da yapıldı. Dağılgan Spor Salonu ve Hasan Dağı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda Süper Lig'de temsilcisi bulunan 13 genç kız takımı parkeye çıktı. İçlerinde temsilcimiz Aksaray Belediyespor'un da bulunduğu 13 takım A takımlarına puan kazandırmak için kıyasıya mücadele etti. Temsilcimiz Aksaray Belediyespor birinci etap müsabakalarında istediği dereceyi alamadı. İkinci etap çalışmaları için Türkiye Handbol Federasyonu'ndan gelecek karar için beklenilmeye başlandı. Takımlar ilk etapta A takımlarına %24'lük puan kazandırmış oldu. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın.